Evet, bir önceki dersimizde visibility konusunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise z-index dediğimiz yapıyı öğreneceğiz. Yani birbiri üzerine gelmiş yapılar olduğu zaman birden fazla div düşünün. Bu divler üst üste geliyor ve bunların hangisini üst tarafta, hangisini alt tarafta göstermek istediğimizi tanımlayabileceğimiz yapıları kullanacağımız özellik z-index. Evet, şimdi gelin z-index nedir, nasıl kullanılır bundan biraz bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi z-index yapısını zaten bize direkt tanımlamış. Z0'dan başlıyor, z50'ye kadar gidiyor. Onar onar artarak gidiyor. En sonunda da z-auto değeri var. O da zaten otomatik olarak varsayılan değerine ulaşmış oluyor. Burada z-index 0'dan başlıyor, 50'ye kadar gidiyor. Buradaki 50 en güçlü olanı. Aynı zamanda bunların başına tekrardan eksi, yani tire işaretini koyduğunuz zaman da eksi 50 şeklinde de tanımlama yapabiliyorsunuz. Yani bu eksi 50 olarak da burada tanımlama yapabilirsiniz. Evet, şurada bu şekilde eksi 50 olarak da tanımlama yapabiliyoruz. Yani artı olarak tanımlama yapabildiğimiz gibi eksi olarak da tanımlama yapabiliyoruz. Burada aynı zamanda nasıl kastimize edeceğimizi göstermiş. Buna ihtiyacımız yok. Aynı zamanda da burada z tire dedikten sonra kendimiz istediğimiz değerleri tanımlayabileceğimizi göstermiş. Tamam, gelin şuradaki örneği inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi 0,1'den 0,5'e kadar burada 2, 4, 5 tane farklı divimiz bulunuyor. Ve bu divlerin de üst üste geldiğini görüyoruz. 0,2, 0,1'in üzerinde, 0,3, 0,2'nin üzerinde, 0,4, 0,3'ün üzerinde, 0,5 ise 0,4'ün üzerinde. Yani aslında burada hepsi birbirinin üzerine gelmiş durumda. En güçlü olan burada 0,5. Yani bunlar arka arkaya olsaydı sadece 0,5'i burada görüyor olacaktı. Gelin bu örneği kendimiz yapmaya çalışalım. Burayı kopyalayıp tekrardan projemize geliyorum. Buraya bir div oluşturuyorum. Daha sonra divin içerisine bu kopyaladığım değerleri yapıştırıp düzenliyorum. Öncelikle kaydedip bir bakarsak hemen sağ tıklayıp Open with Live Server diyorum. Burada hepsi alt alta geldiğini, hiçbir CSS özelliği olmadığını görüyoruz. Sadece z-index tanımlı. Ana konteyner yapımıza geliyorum. Bir class tanımlaması yapıyorum. Buna flex diyorum. Yani bunların yan yana gelmesini sağlıyorum. Daha sonra mt-10 diye bir tanımlama yapıp yukarıdan da bir boşluk olmasını sağlayalım. Daha sonra ilk baştaki nokta nokta kısmını siliyorum. Buraya öncelikle w tire, örneğin ne diyebiliriz, 16 diyelim. h-16 tanımlamasını yapıyorum. Daha sonra bunu görebilmek için bg, örneğin red diyebiliriz. Red 700 tanımlamasını veriyorum. Daha sonra yine bunun oval bir şekilde yuvarlak olması için buraya rounded dedikten sonra tire full tanımlamasını yapıyorum. Bunları yine border taraflarını işlediğimiz zaman öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi yazdıklarımı tamamen göz ardı edin. Sadece z-index kısmına odaklanın. Aynı zamanda burada renk tanımlaması yapalım. Hatta direktmen bg'den sonra yapalım. Text tire white diyelim. Yazımızı düzgün bir şekilde görelim. Şimdi burayı bir kaydedip bir bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi yuvarlağımızı buradaki gibi oluşturmuş olduk. Şuradaki yazımızı da ortalayalım. Bunun için tekrardan geliyorum ve devam ediyorum. Flex diyorum. Daha sonra item tire center diyorum. Daha sonra justify content center için justify center diyorum. Kaydediyorum. Burada evet bu şekilde güncellendiğini görüyorum. Süper. Tamamen herhalde aynısını oluşturdum. Devam edelim. Buradaki durumu aynen kopyalıyorum. Şu kısmı. 3 tane noktamız var. Bu 3 tane noktayı Ctrl H ile değiştiriyorum. Buraya yapıştırıyorum değerlerimi. Şurada şu kısmından tek tek değiştirebiliriz. Ya da bu sağ taraftakine tıklayarak hepsini birden değiştirebiliriz. Bunu tekrardan kaydedelim ve projemize bakalım. Süper. Şu an hepsini görüyoruz. Fakat burada bunların alt alta geldiğini görüyoruz. Bunun için margin değerlerini değiştirebiliriz. Justify Center'dan sonra hemen en sona geliyorum. Buraya alta basılı tutarak birden fazla yeri seçebilirsiniz bu şekilde. Hepsine geldikten sonra tekrar boşluk bırakıyorum. Eksi dedikten sonra ml-4 yazıyorum. Daha sonra kaydediyorum. Tekrardan baktığımız zaman istediğimiz yapıya ulaşmış oluyoruz. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde üst üste sıralanmış şekilde bulunuyor. Hatta şöyle yapalım. Tekrardan gelelim buraya. Bir de border tanımlaması yapalım. Belki daha düzenli olur. Evet, gördüğünüz gibi daha belirgin bir şekilde ekranımızda bulunuyor. Hatta en sona geliyorum. Tekrardan kopyala yapıştır yaparak iki tane daha yapıştırıyorum. Buna da 0,0 diyelim. Diğerine de eksi 50 tanımlamasını yapalım. Burada birincisine z auto değerini verelim. Diğerine ise
eksi tire z dedikten sonra burada 50 tanımlamasını verelim. Burada gördüğünüz gibi yine 0'dan başlayıp 50'ye kadar değerlerimiz gidiyor. Sadece burada 50 değerini kullanacağım. Kaydediyorum. Buraya geldiğimiz zaman tekrardan yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi 0, 0, eksi 50 şeklinde de bu şekilde katmanları iç içe olacak şekilde değerlendirmiş olduk. Bu neden önemli? Sitemizde bazen birden fazla div üst üste gelebiliyor. Bu divlerin hangisini göstermemiz gerektiğini burada bu şekilde z-indeksle tanımlayabiliyoruz. İlerleyen derslerde zaten bunu kullanıyor olacağız. Daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.